Alberto ünlü bir rock yıldızıdır. Dünya turnesine çıkmak üzere. Kızı da uşağı Zoe ile kalmak zorunda. Her zamanki gibi. Alberto bir davetiye alır almaz. O yerde konser vermek için harekete geçer. Kızına hiç vakit ayıramaz. Babasının kariyerini geliştirmesi gerek. Fakat Jenny'nin babasına ihtiyacı var. Joey Jenny'yi kendi çocuğuymuş gibi sever. Joey en önemli anlarında onunla birlikte olmuştur. Ama Alberto ne yazık ki olamamıştır. Uşak Jenny'yi büyüttü ve ona bildiği her şeyi öğretti. Alberto da ona nasıl ortaya çıkacağını öğretti. Rock and roll onun önem verdiği tek şey. Bu çok eğlenceli fakat eğitimi için kötü. Joey, Jenny'nin kötü not aldığını gördüğünde hep üzülür. Alberto'ya açıklamak zorunda bu kötü notların nedenini. Alberto, Jenny'nin asi ruhunu çok seviyor. Jenny çok sevgi dolu bir ortamda yaşıyor. Çok farklı iki babası var. Her ikisi de onu çok seviyor. Oldukça mutlu bir hayatı var. Uşak Jenny'ye yoga ve ruhsal dengeyi öğretirken... Alberto'nun beden eğitimi konusunda farklı bir duruşu var. Ona göre her şey sağlık ve güçle ilgili olmalıdır. Ayrıca dişçiye gitmek için bir hatırlatıcıdır. Uşak çok hassastır. Bu yüzden Alberto ona şaka yapmayı çok sever. Bu çok eğlenceli. Alberto'nun kendi ebeveynlik tarzı vardır fakat tam olarak insancıl değildir. Bu yüzden Joey işlerin fazla çılgına dönmediğinden emin olmak için onu izler. Jenny'ye saçı ve makyajı için yardım eder ve onu Alberto'dan korur. Yaratıcı tiptir ama zevki şüphelidir. Joey'in Jenny'ye sağlıklı bir kahvaltı hazırlaması güzel. Ama kızın istediği bu değil. Sadece Joey'yi mutlu etmek için bu yemeği yiyor. Alberto kötü bir örnek teşkil ediyor ve Joey'yi kızdırıyor. Elbette Jenny de cips ve kola istiyor. O da tıpkı babası gibi havalı olmak istiyor. Alberto kızının kendisi gibi yemesini istiyor. Bu korkunç. Jenny bu kahvaltıyı çok seviyor. Ama doktoru kim arayacak? Joey elbette. Zavallı Jenny bugün derse gidemez. Alberto bilmiyor ki lezzetli olan şeyler her zaman sağlıklı değildir. Joey her zaman Jenny'nin yatmadan önce hikayelerini okur. Bu onun iyi uyumasını ve tatlı rüyalar görmesini sağlar. Sesi çok rahatlatıcı. Jenny dakikalar içinde uykuya dalar. Ama Alberto'nun ürkütücü ve korkutucu hikayelerden oluşan bir koleksiyonu var. Bu Jenny'yi uyanık tutar. Ona yalnızca Joey yardımcı olabilir. Sesi Jenny'yi her seferinde uyutuyor. Ama Alberto'nun şakaları uşağı korkutup uzaklaştırıyor. Jenny'nin zarafeti ve duruşu Joey'den geliyor. Onunla çok antrenman yapıyor ve sonuçlardan etkileniyor. Ama her zaman tetikte olmalı. Alberto Jenny'ye nasıl vahşi olunacağını öğretmek için pusuda bekliyor. Jenny bu konuda oldukça iyi. Bu eğitim baleden daha eğlenceli. Bu parti durdurulamaz. Alberto'nun ebeveynliği Jenny'nin okulda başını belaya sokuyor, kötü notlar alıyor ve şimdi müdürü kızına lanet kusuyor. Alberto birinin kızına bağırdığını görmeye dayanamaz. Artık müdürün yeni bir görünümü var. Joey bu durum karşısında şok olur. Jenny kovulmadan önce bunu düzeltmesi gerek. Bir yara bandı müdürün yüzüne yardımcı olur ve aynı zamanda Jenny'nin notlarına da. Joey, Jenny'nin sanatla ilgilenmesini istiyor. Sanat ruha iyi gelir. Hayatınızı güzel renklere boyayabilirsiniz. Alberto resimle hiç ilgilenmez veya sanatçılarla.
dünyanın en büyük başyapıtının Alberto olduğunu düşünüyor. Resim ve Alberto'yu birleştirirsek nasıl olur? Bu biraz komik. Sanatçılar resimlerine birkaç vuruş ekler. Bu gerçekten çok komik. Jenny babalar gününde bir şeyler yapmak istiyor ama Alberto çok meşgul. Jenny her zaman yanında olan babasına hediyeyi vermek zorunda kalacak. Joey çok duygulandı. Bunu beklemiyordu. Hediyenin kendisi için tasarlanmadığını bilmiyor. Burada ne var? Hay aksi, Alberto bundan kesinlikle hoşlanmayacak. O onu kıskanıyor. Alberto'nun biraz umursamaz olması onun suçu değil. Uşak çamaşır yıkamaya başladığında Alberto sinsi bir şey yapıyor ve modu değiştiriyor. Tişört mahvoldu. Oh, bu Joey'in şimdiye kadarki en sevdiği hediyeydi. Alberto başka bir turneden döndü. Şimdi Joey'e ödeme yapma zamanı. O hiç tatil yapmadan çalışıyor. Ayrıca mükemmel bir işçilik ortaya çıkarıyor. Alberto'nun görevlerini yaparken bile. Jenny'nin harçlığı da burada. Fakat kızımız asla yetinmiyor. Joey ona sevgisini ve parasını veriyor. Bu yüze nasıl karşı koyabilir? Al bakalım tatlım. Jenny'nin harika bir konsere iki bileti var. Yanına kimi alacak? Her iki baba da onun kendilerini seçeceğinden emin. Buna yalnızca Jenny karar verebilir. O da yanına... Erkek arkadaşını alıyor. Kızımız artık büyüdü. Babaları da o kim diye düşünüyor. Bu çok adaletsiz. Kim tekrar genç olmak istemez ki? Bunu öğrenmek üzereyiz. Ayrıca Kylie'ye de teşekkürler. O sadece normal bir kadın ve Turum Koleji'nin en büyük kaybedeninin annesi. İşte başlıyoruz. Nick'le tanışın. Kylie oğlunu neşelendirmek için her yöntemi kullanır. Eskiden onu neşelendirmek kolaydı ama Nick yaşlandıkça bu durum daha da zorlaştı. Süt ve kurabiyelerde neşelenmesi için yeterli değil. Yine de bu Nick'in hikayesi değil. Neredeyse anlatılacak bir hikayeleri olmayacaktı ama Kylie eski bir losyon buldu. Büyük annesinin yıllar önce sakladığı bir losyon. Kylie kullanma talimatlarını okudu mu? Belli ki hayır. Ama bu losyon diğerleri gibi değil. Bu büyülü bir losyon. Kylie'nin olacaklardan hiçbir fikri yoktu. Bu eski yadigar kalan kavanoz her şeyi değiştirmek üzereydi. Bu losyon onu kullanan kişiyi gençleştirir. Fakat çok fazla kullanmamanız gerekir. Ama Kylie böyle olacağını nasıl bilebilirdi? Kullanma talimatlarını okumamıştı. Nick bu garip sesleri duydu ve neler olup bittiğini kontrol etmeye karar verdi. Kylie'nin zamanı tükeniyor. Oğlunun onu bir çocuk olarak görmesine izin veremez. Bu durumu tersine çevirebilirim değil mi? Talimatlar losyonun yıkanarak etkisinin yok edilebileceğini söylüyor. Neyse ki durumu toparladı. Su losyonun etkilerini gerçekten tersine çevirdi. Nick ne olup bittiğini görmedi. Bu harika. Artık Kylie'nin küçük bir sırrı var ve o ne yapacağını biliyor. Nick okul mücadelesine devam ediyor ve Kylie gençliğini yeniden yaşamak için sabırsızlanıyor. Nick'i okuluna gönderir ve hemen planına başlar. Losyona dikkat etmek gerek. Doğru miktarı bulun ve genç bir bayan olun. Turum Lisesi yeni bir değişim öğrencisini ağırlayacak. Nick, sadece bekle ve gör, annen yardımına geliyor. Sürekli zorbalığa maruz kalıyordun ama artık yalnız değilsin. Kesin yeni öğrencimiz arkadaşlar ve tuhaf bir şekilde Kylie'ye benziyor. Burada kimse yeni öğrencileri sevmez. Nick'e yardım etmeden önce... Kylie bekle. Hayır. Kesin. Kendine önce bir isim bulması gerekecek. Fakat her ne kadar kendini gizlemeye çalışsa da Nick onu fark eder. Neyse ki Nick çok meşgul. Zorbalar onun rahat bir nefes almasına izin vermez. Ya da benim. Aa! Bu plan Kylie'nin fikri olmasına rağmen kendini tutmakta zorlanıyor.
Nick'e yardım etmeye çalışıyor fakat bu durum yakasını ele verdirebilir. Martin bu yeni gelen kızdan nefret ediyor. Martin'in nefret ettiği bir insan her daim zor zamanlar geçirir. Tıpkı Nick gibi. Ama bu zorba yanlış kişiyle uğraşıyor. Geçmişte Kylie tam bir dövüşçüydü. Kimse de cep telefonu olmadığı zamanlar eğlenmek için yapabilecekleri tek şey tükürük topu atmaktı. Ve bu Kylie'nin uzmanlık alanıydı. Kylie'ye arkadaşları topçu kız derlerdi. Çünkü tükürük topları gerçekten çok büyüktü. Martin kazaya kurban gitmeden kendini son anda kurtardı. Ama Nick bu güçlü topun tüm acısını içinde yaşadı. Bu beklenmedik bir şeydi. Şimdi Kylie'nin olduğundan özür dilemesi gerek. Ama sınıftaki zorba çocuklar onun bu davranışından etkilenir. Yapmak istediği şey bu değildi. Fakat bu hareketi sınıfta popüler olmasını sağladı. Zorbalar Nick'i çembere almış gibi görünüyorlar. Kylie'nin bu duruma bir el atması gerek. Kylie'ye saygı duydukları için belki onu dinlerler. Kylie, senden her kaybedene lazım. Ama mesele bu değil. Nick'i açık alanda böyle savunmak iyi bir fikir değil. Bu hareketleriyle Nick'i olduğundan daha da büyük bir pısırık olarak gösteriyor. Ama dürüst olmak gerekirse Nick zaten dalga geçilmeye alışık bir çocuk. Bu hareketleriyle artık Kylie de ne kadar ezik olduğunu görebiliyor. Nick'i savunmak zor olsa da zorba çocuklar Nick'in tarafında yer aldığını Kylie'ye hatırlatmak zorunda kalacaklar. Nick'ten bahsetmişken zorbalar onu asla rahat bırakmaz. Artık bu durum hakkında bir şeyler yapıp Nick'i popüler yapmalıyım. İnternet bunun için yok mu? Bir video kaydet ve viral ol. Nick Casey'yi etkilemek için çok uğraşıyor. Bu performansa gözyaşı dökülür. Böylece Casey yeniden Kylie oldu. Neyse ki Nick bu durumu fark etmedi. Losyonun artıları olduğu kadar eksileri de var. Losyonu ciltten arındırmak çok kolay. Tıpkı popüler olmak gibi. Geldiği gibi gider. Popülerlik koltuğunda da tepe taklak düşme ihtimaliniz oldukça yüksektir. Kylie her ne kadar genç gibi görünse de kendisini annelik içgüdülerinden alıkoyamıyor. İyi bir anne oğlunun abur cubur yemesine asla izin vermez. Özellikle de bütün gününü Nick için nefis spagetti ve köfte yapmakla geçirdiyse Nick bu yemeklere hayır diyemiyor. Her ne kadar canı abur cubur yemek istese de anne bebeğini nasıl besleyeceğini bilir ve hiçbir şey ya da hiç kimse onu bu yolda durduramaz. Martin bunu yaptığına pişman olacak. Çünkü Kylie sinirlendiğinde çok korkutucu oluyor. Bu sahneyi görmek Nick'in hemen acıkmasına neden oldu. Kylie oğlunun makarna konusunda daha önce hiç bu kadar heyecanlandığını görmemişti. Sağ ol anne. Ah yani kesi. Kylie oğlunun popüler olmasını istiyorsa gardırobunu güncellemesi gerek. Nick'in babası öğrencilik yıllarında okulda çok popülerdi. Her zaman görünümüne dikkat ederdi. Eskiden satranç kulübünün başkanıydı. Şimdi böylesi daha iyi. Kızlar seni bu şekilde gördüğü anda çıldıracaklar. Kurabiye şakası sadece bir başlangıçtı. Nick'i okulunda popüler kılmak için en büyük kötü çocuğu alt etmemiz gerekecek. Martin uzunca bir süre havalı olamayacak. Okulun en büyük baş belası Martin dolabını açar ve domuz gibi ciyaklamaya başlar. Popülerlik ünvanına sahip olmak istiyorsanız bu yöntemleri bilmelisiniz. Kylie Nick'in hakkını veriyor. Her ne kadar bünyesi popülerlik ünvanını kabul etmese de. Gençliğinizi yeniden yaşamak eğlencelidir ama gizli bir görevdeyken oğlunuzu popüler kılmak için eğlenmek adına pek zaman olmaz. Nick açıkça beden eğitiminden nefret ediyor ama havalı biri olmak istiyorsa diğer havalı çocuklarla takılıp onlar gibi ağırlık çalışması gerekecek. Nick en azından bunu denemeli. Kylie oğlunun güçlü olduğundan emin. Ancak Nick o kadar da emin değil.
En hafif ağırlık bile onun için çok ağır. Nick, kendine inanmalısın. Bu hafif yükte zorlanman bu işi yapamayacağın anlamına gelmez. Kylie'nin bir fikri var. Nick ağırlığı kaldırabiliyor gibi görünürse herkese etkiler. Ancak sahte ağırlıklar eklense bile bu ona yardımcı olmuyor. Ama Nick artık halteri kaldırıp popülerlik yolunda emin adımlarla yürüyor. Ama ne yazık ki gücünde ufacık bir artış yok. Nick hala mücadele ediyor. Önünde uzun zaman var. Kylie veya Casey diğer kızlarla iyi geçiniyor. Oğlu hakkında bu kızların fikrini değiştirebilir. Kimse onu ciddiye almıyor. Ancak Casey bu yönde kızlara oğlunun işine yarayacak şeyler fısıldayabilir. Sadece birkaç kelime fikirlerini değiştirmelerine yardımcı oldu. Nick aslında bir kaybeden değil, o harika bir breakdansçı. Nick'in sonunda bir kız arkadaşı oluyor. İlk buluşmalar çok streslidir. Özellikle de anneler için. Kızlar çok kaba olabilir ve Kylie oğlunun kalbinin kırılmasını gerçekten istemiyor. Böylece bu randevuyu denetlemeye karar verdi. Sinemada bile oğlu için endişeleniyor. Kötü bir film seçmişler. Ama daha sonra Nick ilk öpücüğünü almak üzere. Ancak Kylie buna izin vermez. Caroline'da ters giden bir şeyler görür. Nick daha iyi bir kız arkadaşı hak ediyor. Bir gün bana böyle davrandığın için teşekkür edecek. Yeni videomuzu beğendin mi? O halde daha fazlası için kanalımıza göz atmayı unutma. Bir dahaki sefere Turum Turum Trik'te görüşürüz.